Selam Jeybonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'deki birçok kanalda BTS'in Dynamite robotlarıyla yaptığı dans show haber yapıldı. BTS yerine BTS denmesine kızmışken yine hiçbir şey bilmeyen bir sunucu BTS'e çok ağır hakaretlerde bulundu. Sanırım da şu ana kadar söylenen en ağır sözlerdi. Bu K-pop denilen bir kölelik düzeni var onlarda, biliyor musunuz? Onlarda bir BTS diye bir grup var. Bayağı bildiğiniz korkunç. Kız mı erkek mi belli değil, sapık sapık tipler ve üstelik de böyle kölelik üzerinde çalışıyorlar çocuklar orada, şey yapan zorla estetik ameliyat oluyorlar, zorla şekil değiştiriyorlar, zorla belli bir kilo da kiloda kalıyorlar, zorla ten rengi falan böyle, ama dünya böyle herkes BTS diye bir çıldıran böyle bir enteresan sapık sapık bir tarikat. Çoluk çocuğun kendini yırttığı insanlar bunlar. Sen kalk. Boston Dynamics gibi dünyanın en büyük markalarından birini Güney Kore'de, bakın nasıldır, rezil rüsva ediyorlar kendilerini. O Boston Dynamics'in güzelim robotlarını bu K-pop denilen kategorinin içindeki BTS'li tiplerle dans ettirmişler. Belli, siz o robotları mahvedeceksiniz. Sizde o kafa yokmuş yani. Yazık. Dünyanın en umut veren teknolojisiydi Boston Dynamics. İki tane sapığın elinde sırf gençlerin ilgisini çekmek için. Bıraksalar zaten gençlerin ilgisini çekiyor ilgilenen insanlarla falan. Herhalde BTS'yi mi temizlemeye çalışıyorlar robotlarla? Orada robotların reklamı değil de BTS denilen o tarikat gibiler bunlar. Böyle çocukları evlere kapatıyorlar, çık şarkıyı söyle sonra tekrar geri toplan falan. Bunların arasında intihar edenler var. Anneleri, babaları isyan ediyor, itiraz ediyor falan. Yüksek ihtimalle robotun tanıtımı değil de o dinlediğiniz tiplerin tanıtımı olabilir bu. Yalnız bu cahil sunucumuz bilmiyor ki dünyanın en ünlü 10 markasının 4 tanesinde şu an BTS işbirliği yapıyor. BTS daha geçen gün 40 ton ağırlığındaki albümü Amerika'ya sattı. Ne demek BTS'i temizlemek için robotları kullanmışlar? Tam tersi, BTS'i kullanarak robotları tanıtmaya çalışıyorlar. Geçen yıllarda BTS'in ülkesine getirisini hesaplamıştım. Ülkemizde 4 tane BTS gibi grup olsa koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin 2019 yılı cari açığını kapatıyorlardı. Demek istediğim, BTS diye aşağıladığın, sapık diye benzettiğin tipler, ülkeleri tarafından devlet nişanıyla taçlandırılmış çok önemli müzisyenler. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum, BTS'le kalın canlarım, hoşça kalın.